Gelen sporcu şu ana kadar tabii yarışma devam ediyor çünkü. İtalyan Carlotta Ortensi'ye geçiyoruz şimdi de. Carlotta Ortensi son hazırlıklarını yapıyor ve serisine başlamak üzere kısa programda Dünya Gençler Grand Prix'sinde. Ve böylece bu grubunda, yani dördüncü grubunda sonuna gelmiş olduk. İtalyan Carlotta Ortensi serisini tamamladı. Carlotta Ortensi kombinasyonla başladı. Ancak kombinasyonun birinci bölümü üçlü, fakat bu arada şu anda Axel'ı izliyorsunuz sayın seyirciler. Evet, o kombinasyonda bir sorun yaşadı değil mi? Evet, yani hem denge kaybı gaza yapışadı hem de bağlantılı atlaması tekli oldu. Dolayısıyla onu saymayacaklar. En az ikili olması lazım. Oradan yine büyük bir puan kaybı söz konusu. Evet, Carlotta Ortensi'nin biraz önceki serisi yine görüntüye geliyor. Ağır gösterimde ekranlarımıza geliyor. Bu arada ben Rus Sofia Biryukova'nın birinci sırada olduğunu yine vurguluyorum. İkinci durumda Çin Halk Cumhuriyeti'nden Ki Yun Ju'yu görüyoruz. Evet, Rus Sofia Biryukova liderliğini sürdürüyor. Şimdi burada da bir teknik bilgi vereyim. Bu sporcu atlamalı bir dönüş denedi. Atlamalı çökerek yapılan dönüşü denedi ama bunu hakemler saymayacaklar veya çok büyük bir puan kıracaklar. Şöyle, havada o pozisyonu göstermesi lazım.
Yani sadece havaya sıçramak değil, havada çökerek yaptığı hareketi, yerde yaptığı hareketi havada gösterip çökmüş olarak yere düşmesi lazım. Dolayısıyla bunlar ince küçük detaylar ama işte hakemlerin esas üzerinde durdukları, işte eksi 3 ile artı 3 üzerinde puan kırdıkları, verdikleri puanlama bu şekilde oluyor. Havadayken o pozisyonu, o hareketi göstermesi gerekiyor. Lazım. Bu camel dönüşü olabilir, T pozisyonunda yapılan dönüş olabilir veya çökerek yapılan sit pozisyonu.